Açın bakalım da. Aç kocam. Hadi. Hadi. Evet. Yutkunurken falan açıyor mu? Açıyor. Yetişkinlik istiyor. Yetişkinlik açık. Neredesin çocuğum? Sağlık Bakanlığı olarak görevlerimizden biri de halkın sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri almaktır. Halkın sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin başında da aşılarımız gelmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak 13 hastalığa karşı koruma yani bağışıklama yapmaktayız. Bu 13 hastalık difteri, boğulmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, hepatit A ve B, hemofilus influenza B, pnömokok aşısı, oral polio A ve B aşıları olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı bağışıklama hizmetini yapmaktayız. Bir bebeğin aşıların tamamının maliyeti devletimize 150 dolar tutarındadır. 150 dolar tabii önemli bir miktar. Yani devletimizin böyle bir görevi yerine getirmesi hakikaten çok çok önemli. Çünkü milyonlarca vatandaşımızı aşılamaya alıyoruz ve bunların tamamı da ücretsiz. Mevsimsel geçişkenliğin olduğu bu dönemlerde grip aşıları bizler için çok çok önemli. Grip aşılarının kimlere yapılması gerekiyor? Özellikle kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer hastalığı, hipertansiyon olan, diyabeti olan ya da kanser gibi hastalıkları olanlarda, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, bebeklerimize, çocuklarımıza mutlaka yapılması gerekiyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı bu hafta itibariyle bize 1000 adet kadar aşıyı gönderecek. Bunları aile sağlığı merkezlerimize ve hastanelerimize ücretsiz yaptırabiliyoruz. Aşıların alerjisi var diye akla sorular gelebilir ama her ilaçta, her aşıda olduğu gibi grip aşısında da mutlaka alerjik yan etkiler olacaktır ama bunlar son derece önemsizdir. Vatandaşlarımızın korkmasını gerektirecek bir durum kesinlikle yoktur. Aşı kimlere yapılmamalıdır sorusu akla gelebilir. Aşı 6 aydan, yani grip aşısı 6 aydan küçük bebeklerimize, alerji öyküsü olanlara, işte yumurta akı alerjisi olanlar, daha önce aşı yapılmışsa alerji öyküsü geçirilenlere yapılmaması uygun olur. Risk grubundaki vatandaşlarımız, yani 65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız ve bebeklerimizin mutlaka ASM'lere uğrayıp aşılarını yaptırmakta fayda var. Çünkü bunlar zaten adı üstünde risk grubundaki vatandaşlarımız. Ve bu gruplara ücretsiz olarak bu aşıların yapıldığını tekrar hatırlatmak isterim.